Söz sırası Karabük Milletvekili Niyaz Güneş'e ait. Buyurun. Teşekkür ederim başkan. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihindeki kuruluş kanununda da belirtildiği üzere İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, halkı doğru dini bilgiyle aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla kurulmuş devletimizin önemli bir kamu kurumudur. Kurulduğu günden itibaren İslam dininin iki temel esası Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sahih sünnetini esas almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini sunarken birleştirici, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışı benimsemektedir. Başkanlık için bu hususlar vazgeçilemeyecek hassasiyetler arasındadır. Kuruluşunun ilk yıllarında sınırlı imkan ve az sayıda personel ile hizmet sunan başkanlık, bugün ülkemizin en ücra köşesine varıncaya kadar kamu hizmeti götüren tek kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzde sadece ülkemiz sınırlarında değil, dünya ölçeğinde hizmet vermeye çalışan bir kuruluş haline gelmiştir. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya 7 kıta ve 100'ü aşkın ülkede öncelikle din hizmeti olmak üzere insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürütmektedir. Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deruhte ettiği ve periyodik olarak düzenlenen Avrasya İslam Şuraları, Afrika Dini Liderler Zirvesi ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 6. Din Şurası toplantılarında önemli kararlar alınmıştır. Alınan şura kararlarının ülkemiz, milletimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamız ve akraba topluluklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Kararların bir an evvel hayata geçirilmesi en samimi temennimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı gelişen ve değişen şartlar karşısında halkımıza yeterli, donanımlı ve daha iyi eğitimli din görevlileriyle hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu ihtiyacı başkanlık bugüne kadar hizmetçi eğitim ve yüksek ihtisas merkezleriyle karşılamaya çalışmaktadır. Ancak hizmette etkinliği ve verimliliği artırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzun zamandır gündeminde bulunan Diyanet Akademisi konusunun bir an evvel gerçekleşmesi temel arzumuzdur. Diyanet İşleri Başkanlığı dini bilginin doğru aktarılması ve öğrenilmesi amacıyla kaynak eserlerden ilmi eserlere ve çocuk kitaplarına varıncaya kadar çok sayıda eser yayınlamıştır. Yayınladığı eserler alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmakta, satır satır tetkik edilmektedir. Başkanlığın bu anlayışla sunduğu eserlerin toplum nazarındaki itibarı memnuniyet vericidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Musafları İnceleme Kurulu ve Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, Kur'an-ı Kerim'in basımı ve incelenmesi ve mühürlenmesine kadar izlediği usul ve ciddiyet her türlü takdirin
üzerindedir. Değerli milletvekillerim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlık sebebi halkımızın din konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak ve tesanüdü sağlamaktır. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz gecesi gerçek din görevlileri yurt genelindeki bütün camilerden okuduğu salalarla ve ezanlarla halkımızı hain girişime karşı cesurca tavır almaya teşvik etmiş, her zamanki gibi milletimizin birliğinin ve beraberliğinin yanında durmayı başarmıştır. Değerli milletvekilleri, 95 yıllık tecrübeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne çizgisini korumuştur. Bu hususta başkanlığın durduğu yer önemlidir. Bugün başta yakıncı ve civar komşularımız olmak üzere birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne anlama geldiğini anlatmaktadır. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı niçin kurulduğunu fark edersek niçin olması gerektiğini anlamış oluruz. Bütçesinin %90'ının üzerindeki